Haydar Dümen yaşlanmış. Haydar Dümen'e bir de Haydar Dümen lazım. Oo. Haydar Dümen de bir Haydar Dümen'e gitsin. Ne var o an, ne var Haydar yani? Dümen, Haydar Dümen Haydar diyor ki. Dümenlik olmuş dedin ya. Evet, Haydar Dümen hani şimdi Profesör bir Doktor dakika Haydar ama. Dümen. Ya bana ne kardeşim, ne her profesör doktor falan, fazla abartma profesörleri doktorları falan bana bırak. Tamam abi. Allah Okay. aşkına ya gitmiş. Haydar Ne diyor? Dümenlik olmuş. Bunlar diyor özel insanlar diyor. Bunlar diyor her istediğini yapabilir diyor. Nasıl yapabilir? Her özel insan istediğini yapacak diye bir şey. Ben yani 30 senedir tanınıyorum şimdi. O her istediğimi yapacağım diye bir kadın. Özel insansan şortu indir o zaman. Ben özelim. Yok, neden diyorsun sen be? Olur mu ya? Yapma ya. Şort Abi ben indir böyle bir ortaya. yangıncı görmedim. Tombala bir dakika. Bunu bir arkadaşım sordu. Tombala olayında Pascal'ın kafayı sen mi kesmiştin? Ya sakin. Sakin. Evet. Biliyorsunuz öyle bir tarzım yok. 15 yıldır bu Hocam halimde ya kıvıramam. Böyle etrafta dolaşamam. Haydar Dümen bence utanmalıdır. Oo, hocam. Bravo hocam. Bravo hocam. Bravo. Benim yapım bu. Ben Doğru. öyle hiç böyle arka bahçeli falan da ben yekter. Katılıyorsun Önce yani. saçından, başından, bıyıklarından utanmalıdır. Niye? Haydar Dümen bildiğim kadarıyla 75-80 yaşında bir bey. Hocam bitirdin 88. bizi şimdi. Kestin bitirdin bizi. Adama ben bir daha nasıl mikrofon uzatabilirim? Nasıl? Bir daha uzatmayacağım. Adamı yolda gördüğümüz zaman ne sen diyeceğiz? Sen bir durdursana, sen bir durdursana. Bir durdur burada görüntüyü. Senin ne ilgisi var Ertem ya? Haydar Dümen dümenli. Türk basını, Türk basını alışmış. Ben bu adama dalarsam bir daha kimse, bende pazarlık yok kardeşim. Yakın arkadaşlar. Bende yakın. Pazarlık yok. 75-80 yaşında adam. Saçlarını 40 santim sağdan, 40 santim soldan. Allah Allah. Yaşlı bir apaçi gibi. Ya hocam. Abi beni konuşacak o kalkıp gider. Bak zaten sinirliyim, bela arıyorum evet, diyorum. Evet, evet. Bulaşmayın birbirinize. Hocam, hocam, tamam mı? Hocam gülmeyelim mi yani? Katılıyorum ya. 40 santim tamam. buradan. Katılıyorum. 40 santim buradan. Aslında tip güzel. Bıyıklar yakışır. Bıyığı sevdim. Tamam. Ama abi sen 75-80 yaşında bir doktorsun, hocasın. Tamam mı? Ne bu ya? Süpürge gibi sağlı sollu. Peki yorumlarına? Tamam mı? Apacı gibi. Şimdi gelelim olaya şu. Yorumlar? Ben sıradan bir doktorum. 75-80 yaşında bir adam. 40 santim burada beyaz saç. 40 santim burada beyaz saç bırakıyorsa bu mutlaka çocukluktan kalma bir sıkıntıdır. Peki ne yapması lazım? Şimdi hocam adam uzaca ne olur? Buzaca olmaz. Bir şey olmaz ki başka. Olmaz. Şimdi ne olur? Ortadan mı ayırsın adamı? Her yaşın bir raconu vermiş. Benim gibi ol. Benim gibi ol. Her yaşın bir raconu vermiş. 75 her kim ki? Bakın yaşar mıyım 75-80'e kadar bilmem. İnşallah. 75-80 yaşında beni Taksim'de ey Türkiye. 40 santim burada. Hani hocam olmaz da bizde tamam. Aşağı yukarı onun gibi olacağım. Buralar iyice açılacak ama buralar açılmayacak. Ne düşünebiliyor musun sen? Tamam mı? Ya da mesela şimdi Sinan. Seviyorsun abi. İkimiz de 80'ler yaşına gelmişiz. Tamam mı kardeşim? Hocam 83 bir dakika. Ya yaşında. Bir dakika be adam. Sinan sen buradan 40 santim falan bırakmışsın. Ben de burada 40 santim falan bırakmışız. 80'ler yaşındayız. Tamam mı abi? Bodrum'da el ele yürüyoruz. Bize ne derler? Ay bilmem ne derler. İki arkadaş derler. Bize bir şey demezler ya, hocam. Abi bizim geçmişi bilmiyoruz. Bizim namımız belli hocam. Bak, hocam o yaşta. Ben tekrar söylüyorum. Ben insanın vücut diline, bakışlarına, ben saçına başına dikkat ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Siz değil miydiniz ki? İzin vermedim ki. Siz değil miydiniz ki? Yakışmadı Hayır Hoca. Haydar Hoca. Tamam yıllar yılı böylese neyi kovalıyorsun? Ne demek uzun saç? Ya, ya pislenir, yağlanır. Her gün yıkısan bir de onun kurutması var. Düşün abi. Düşün. Biz şey yapıyorsun. Neydi o eski anneanneler yapar. Böyle bir şeye sararlar. Bigudi. Şimdi bigudi veriyorsun düzeliyor. Fönlüyorsun. Kışın çıkamazsın. Arkadan toplasan apaçı gibi olacaksın. Ya kes şunu efendi gibi. Tamam mı? Haydar. Haydar Dümen'in saçlarına uyuz oldum. Derhal kesilecek bu bir. Ya ama saçlar kesilecek bir. Torun torba sahibisin. Öyle erkek çocuklarının bunlar şey değil. Hamamda olmuyor bu ya işler. 40 bin sonra, kişinin önünde oluyor. Ya orta Ertem size de teslim ediyorum abi. Yani bizim konumuz Haydar Dümen falan. Nereden buluyorsunuz abi Haydar Dümen? Bir dakika ben... Hayır bir dakika. 80 küsür yaşında. Maşallah. Saçları mısır tutamı gibi sarkıtıyorsan. Ve kardeşinin oğlun yaşındayım. Hatta evet oğlun yaşındayım. Kes Sağlıklı. Kardeşim bu saçları. Kedi gülüyor. Kes kardeşim. Beğenmedi. Ya hocam size ne ya? Bak. Ya hocam ben çok özür dilerim. Zaman yaş olarak büyüksünüz. Yani kariyerinize saygı duyuyorum ama bir adamın saçları kes kardeşim. Hocam sen hakikaten ya. Ne demek hocam bak, ya? Yani adamın saçından ne demek sen hocam? Hocam sen... Yaptığı yorumlar hocam, yanlış sen olabilir. Sen niye insanları bir dakika? Yaptığın yorumlar yanlış Yo, olabilir. Yaptım. Niye kesiyorsun? Adamın sen tipinle sen ya ne? Bana da ne öyle? Hakikaten hocam ama ya sen... Ama Ertem bana da söyle hocam ya. Ne ayaksın demeyeyim sana. Söyle. Saygısı yok. Hakikaten ne ayaksın ya? Ben ne ayağım? Adamın senin saçından sana ne? İki ihtimal. Adam yapmış olduğu yorumlar yanlış. Bitti adamın mi? Saçından, tipinden. Adam sana dese ki ya Ahmet Hoca 3 sene önce de seni gördüm. Arthur'da gezerken Bodrum'da kafayı evet. kasıtmıştın. Doğru. Ne derler ona? Hani brakisefal vardır, arkası düzdür. Evet, bir evet, de dorikosefaller evet. vardır, bilir misin? Evet. İlerleyen saatlerde... Beyler niye gülüyorsunuz? Hocam dorikosefal ben çok... Yani iyi açıkla bunları ya. Bir şey
aslında dorikasefal mi brakisefal mi ne bu? Hocam dorikasefal ve brakisefal dediğimiz kafa dipleri var. Özellikle Anglo-Sakson erkekleri. Bizim kafalar değil mi? Bizim kafalar bozuk. Bizdeki umumiyetle bakın. Bizim arkası düzdür. Hocam bozuk. Arka düzdür. Sizin kafa bozuk hocam. Özellikle. Benim kafa da bozuk. Evet, bu kafa. Benim kafa da bozuk mesela. Hayır, benim kafanın tipi de. Hakikaten bak, bir dakika ya. Bir dakika düşünüyorum. Benim kafa da mesela. Kimin arkada? Kimin arkada? Bu kadar sonra bir kafa yapmışsın. Hayır. Yalnız bu hakikaten Kızılderili reislerine benziyor. Bu hakikaten bu. Sinan. Ne düşünüyorsun sana? Hocam. Haydar da ben Kızılderili. Kızılderili. Bir tane fotoğraf var. Doğru. Haydar. Bir tane bir fotoğraf gelecek. Yemin bu Kızılderili. Şimdi Haydar Dömen'e gideceğim. Tam bir apaçi. Üç gün içinde o saçlar kesilecek bir. Bıyıklar kalsın iki. Bir daha lütfen yazılarınızda mazınızda öyle o erkek bu tutar mutar gibi. Ya utanın ya. 80 yaşınız hocam. Toplum alemde beyler. Bitmiştir. Hocam bu ne? Bu ne hocam? Ne olur nasıl be? Abi gülüyor musun? Ahmet bıyıkları kaldır, bıyıkları. Hocam bu Ahmet. Ahmet bıyıkları alsana, bıyıkları. Hocam bu böyle bir şey yok. Hocam Twitter'da bu geçiyor. Şimdi bütün sosyal medyada. Ahmet Allah bıyıksız yap bir de bıyıksız. Ya. Koy. Ahmet hocam, ölüyorum, bıyıksız yap sakın beni yapma. Bu nasıl bir şeydir ya? Hocam ağlıyor herkes. Ölüyor musun? Bir daha Amerikalı var ya. Hocam Amerikalı gitti var ya. İspiler var ya. Rockstar gizlisi var ya. Bırak basmış hocam. Bombare. Keşler var ya. Amerikalı Ertem. Amerikalı. Baksana tipe bak. Ben şimdi Allah'ım bu ne yarabbim ya. Ama hocam hakikaten insanların hocam, tipiyle, kılıyla, kıyafetiyle. Hakikaten hani eleştirmen yani. Hocam bir profesör. Hocam ben. Hayır hocam. Hocam böyle ben senin resmini görmek istemem böyle. Ahmet içerisi geniş gel. Beni hangi kılığa sokarsan sok. Demokrasi var. Senin bu akşam ismini Ahmet Dümen olarak değiştiriyorum. Seni bu akşam sayın hocam bu akşam sen abi bak, Ahmet Dümen'sin. Birazdan sonra sıkıntıya bak abi. Uzay yorumları yapacaksın ya. 80 yaşında bir adam kalkıyor yataktan. Duş açıyor duş. Abi. Bu çok iyi. Ahmet Dümen bu akşam. Ahmet Dümen yaz altına. Ahmet Dümen yaz. Ahmet Dümen. Beyler. Hocam, yok bakın, hocam böyle vallahi. Siz tasavvur edin. Hocam, düşünün. Niye sabah kalkmışsın giriyorsunuz Haydar Dümen'e görüyorsunuz. Sabunu verdin. Bir dakika hocam. Sabunu verdin. Dinle. Tepede saç yok yandan vereceksin sabunu. Geriyi enseyi kulak işlerini yaptım. Bir saniye dur abi kulak işi. Bir saat sürer göğüşünde ya. Göğüşünde kıl varsa sabun göğüste köpürür. Allah yoksa Allah. Yandın saçtan alacaksın. Şimdi yıkandın. Bornozu giydin. Kafayı kurladın. Fakat şimdi sıkıntı şu. Kaç tane kuracak geniş o? Gören o 40 santimler. Suyu yedikleri vakit büzülecekler böyle. Doğru, bir demet haline gelecekler. Onları tarakla açacaksın. Allah Allah. Fön makinesini vur kış. Fön makinesi buradan ne vereceksin. Bigudi'ye saracaksın. Bigudi bilir misin? Biliyorum. Böyle tank şeyi gibidir böyle plastik. Evet. Sararsın tırtıkları vardır. O saçı böyle sararsın. Kafanda durur. Fönü vereceksin. Ferma. Biraz açacaksın fönü vereceksin. Biraz açacaksın çıktın. Değer mi hoca? Yaş 85. Hocam, sana bir şey söyleyeyim. Hocam, ben Ahmet, bir dakika, ben de bir soru sormak istiyorum. Ahmet Dümen. Ya bir gün Türkiye, Allah sizi, yani beni şöyle görseniz gelin suratıma tükürün. Hocam bak, bundan daha önemli bir şey var. Konuşurum sen. Sana olan bütün sevgim biter biliyorum seni böyle hocam, sana bir şey söyleyeyim mi?